Selamlar arkadaşlar, Ahmet Şenol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz tefsir tarihi ve usulü olacak. Derse başlamadan önce Instagram'da bir anket yapmıştım bildiğiniz üzere. Ders sürelerinin ne kadar olmasına gerektiği hakkında. Katılım güzel oldu ve çoğunluk aslında 20 dakikayı seçti. Aslında orada belirtmek istediğim benim en az 20 dakikaydı. Bundan sonra da en az 20 dakika, en fazla 30, belki 35 olmak üzere sınırlamayı düşünüyorum video sürelerini. Belki ders sayısı artabilir, yani video sayısı artabilir ama bunun bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Hazırsanız dersimize, Kur'an'ın nüzulü başlığımıza başlayalım. Burada ilk kavramımız vahiy olacak. Vahiy, Allah'ın insanlara ulaştırmasını istediği mesajlarını peygamberlerin alışılmışlığında gizli bir yol ve süratli bir şekilde iletmesi olarak tanımlanıyor. İlk vahiy bildiğimiz üzere Alak suresinin ilk 5 ayeti. Bu soru olarak çok karşımıza çıkacak bir şey değil. Ama Fetretül Vahiy'den sonra, yani Alak suresinden sonra, vahiyin kesilmesinden sonra ilk inen sure nedir arkadaşlar? Müddessir suresinin ilk 5 ayetidir. Burada ne diyor? Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar, sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir diyor Allahu Teala. Bildiğiniz üzere ilk vahiy geldiğinde üstünün örtülmesini istemişti Peygamber Efendimiz. Yine Müzzemmil suresinde de aynı şekilde ey örtüsüne bürünen adam şeklinde başlıyor. Bu ikisini birbirine karıştırmamanızı öneriyorum. Vahiy çeşitlerine geldiğimiz zaman vahiy metlub ve gayrimetlub olarak ikiye ayrılıyor. Metlub dediğimiz tilavet edilen, kıraatte okunan vahiy. Buna ne diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim. Diğerinde Kur'an'da okunmayan, bunlara da hadis-i şerifler diyeceğiz arkadaşlar. Vahyin geliş şekilleri ve görünen haller de yine potansiyel bir soru taşımakta. Peygamberin kalbine doğrudan indirilmesi, yine vahyin geliş şekillerine örnek verilebilir. Perde arkasından bildirilmesi, sadık rüyalar. Bu şekilde hiçbir ayet sure inmemiştir, bunu da söyleyelim arkadaşlar. Cebrail'in asli suretiyle getirilmesi, çıngırak sesine benzer bir şekilde gelmesi, buna biz en ağır vahiy iniş şekli diyoruz. Ve Cebrail'in asli suretiyle değil de insan şeklinde bürünerek ne yapması? Vahiy getirmesiydi. Vahiy esnasında görünen haller aslında alnının bir anda terlemesi, üzerine bir ağırlık çökmesi, arı uğultusuna benzer bir şekilde ses işitmesi. Bu arı uğultusuyla çıngırağı bence karıştırmayın. Yüzünün kızarması ve üstünün örtülmesini istemesi ve uykusunun gelmesi ve vücudunun kas katı kesilmesi. Şurada zaten neyi yakalayacaksınız? Müddessir suresini hatırlayacaksınız arkadaşlar. Vahiy katiplerine geldiğimiz zaman Mekke ve Medine'de vahiy katiplerimiz var. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sa'd Mekke'deki vahiy katibi. Medine'de ise Ubey bin Ka'b vahiy katipliği yapıyor arkadaşlar. Bundan sonra da vahiy katibi kim oluyor? Zeyd bin Sabit oluyor. İleride bu ismi çokça göreceğiz aslında. Vahiyin yazıldığı malzemeler aslında o zamanın yazı neye yazılıyorsa onlar kullanılıyor. Zaman zaman bez parçaları, hurma dalları, devenin ve kürek ve kaburga kemikleri, çanak çömlek parçaları veya kağıt parşömenler. Yani o zamanda yazı malzemesi olarak ne kullanılıyorsa aslında onlar üzerine yazılması tercih ediliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Vahye ait bazı terimler var. Buradan bir adet çıkmış sorumuz var. Bunlar nedir? Vahyin giriş geldiğinde peygamberin içinde bulunduğu durumları tasvir ediyor. Birincisi haderi, yerleşik durumdayken inen ayetler ve Kur'an'ın çoğunluğu arkadaşlar bu şekildeymiştir. Seferi dediğimiz bunun tam zıttı. Seferde ve savaştayken inen ayetler, örneğin Nisa 176. ayet. Nehari ve Leyli, bunları yine gruplandırırsanız daha çok aklınızda kalır. Gündüz inen, gece inen ayetler, örneğin Tevbe suresi. Sahibi ve Şitayı, yaz ve kış, yaz mevsiminde inenler ve kış mevsiminde inenler. Firaşi, peygamber yatağındayken inen ayetlerdir. Ardi ve Semai ise yeryüzünde ve gökyüzünde inenken ayetler. Çıkmış soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi diyor? Az önce gördüğümüz kavramlarla alakalı değildir. Haderi, Seferi, Şitayı ve Leyli'yi ne yapmıştık? Görmüştük aslında arkadaşlar ama mecazi diye bir kavram yok. O yüzden cevabımız da ne oluyor? E şıkkı oluyor. Kur'an'ın metinleşmesine geçtiğimiz zaman bu konuyu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birkaç kez soruldu ve potansiyel olarak soru değeri taşıyan bir konu tefsir tarihinde. İlk olarak bunu dörde ayıracağız, Kur'an'ın metinleşme sürecini. Peygamber, işte
Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve Emevi Abbasi dönemi şeklinde. İlk olarak Kur'an'ın tespitiyle başlayalım. Peygamber döneminde Kur'an yazılıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi vahiy katiplerinden. Mekke ve Medine'de vahiy katiplerini az önce söylemiştim. Ve bu yazılan metinler muhafaza da ediliyor. Kimine göre peygamberin evinde bunlar muhafaza ediliyor. Kimisine göre bunları vahiy katipleri kendi evinde muhafaza ediyor. Böyle bir tartışma var ama buna çok da değinmeye gerek yok. Bunlar yazılan metinler muhafaza ediliyor ama metin ne yapılmıyor arkadaşlar? Bir mushaf haline, bir kitap haline getirilmiyor. Bunun temel sebepleri ne? Birincisi, bir peygamber sürekli yaşıyor. Yani herhangi bir kaybolma olsa bile ne olacak? Peygamber bunu telafi edebilir. Ya da hafız sahabiler mevcut. O yüzden yazılmıyor. Ne vahiy sürekli geliyor. Bu da önemli bir sebep. Yani düşünün ki siz bir kitap bastınız ve başka bir şehre yolladınız. Kur'an o zamana kadar atıyorum 100 sayfa inmişti. Ama ondan sonra bir 20 sayfa daha indi. Bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Birden fazla Kur'an olacaktı. Biri daha fazla, biri daha eksik. Böyle bir problem ortaya çıkacaktı. Bundan dolayı yine yazılmamıştır. İhtiyaç zaten hissedilmiyor ve nasih mensuh problemini de biliyorsunuz. Ne yapılıyordu? Bazı ayetler daha sonra yürürlükten kaldırılabiliyordu. Bundan dolayı tek bir kitapta ne yapılmamıştır diyoruz? Toplanmamıştır peygamber döneminde ama yazıya geçirilmiş ve muhafaza edilmiştir. Kur'an'ın derlenmesi, cem edilmesi Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşiyor. Cem sebebi arkadaşlar aslında birincisi peygamberin aramızdan ayrılması ve ikinci en önemli sebebi savaşlar neticesinde arkadaşlar ne olması? Çok fazla hafız sahabinin hayatını kaybetmesi en önemli sebeptir. Kur'an'ın cem edilmesi, bir kapak arasında toplanmasına sebep olmuştur. İşte bir İmam-ı Nevevi vakalarında 70 kadar hafız sahabenin şehit olması, Yemame Savaşı'nda 500'den fazla hafız sahabenin şehit olması bir probleme sebep oluyor. Hatta Hazreti Ömer'e bir soru soruyorlar. O da bilmiyor. Diyor ki işte Yemame'de şehit olan şu 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 kişi ne yapardı onu bilirdi diyor ve bu durumdan rahatsız olarak kime? Hazreti Ebubekir'e Kur'an'ın cem edilmesini teklif ediyor. Daha sonra Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kuruluyor cem faaliyeti için. Bakınız o zaman Ubey bin Ka'b var, Abdullah bin Abbas var, Abdullah bin Ömer var. Bu tarz üstün kişiler olmasına rağmen görev kime veriliyor arkadaşlar? Zeyd bin Sabit'e veriliyor. Bunun da sebeplerini irdeleyeceğiz birazdan. Zeyd ne yapıyor? İki şahit şartı getiriliyor. Yani kim iki şahitle bir Kur'an ayeti getirirse onu Kur'an'a dahil ediyor arkadaşlar. Ve Ahzab 23 ve Tevbe suresinin son iki ayetini de kontrol ederek bu kontrol edilen Musaf'ta eksik olduğunu görüyor ve bunları ne yapıyor Zeyd bin Sabit? Kur'an-ı Kerim'e ekliyor arkadaşlar. Zeyd bin Sabit'in seçilmesinin sebepleri birinci olarak arkadaşlar özel vahiy katiplerinden olması. İkinci olarak çok zeki olması, çok hafızasının kuvvetli olması aslında. Bununla bağlantılı olarak genç ve güvenilir olmasını da buraya ekleyebiliriz. Hafız olması henüz peygamber hayattayken ve son olarak da arzayı ahirede bulunmuş olması diyoruz. Yani son kıraatte bulunmuş olması. Hz. Ebubekir döneminde toplanan Musaf'ın özelliklerine geldiğimiz zaman ilk olarak en sağlam ilmi usullerle gerçekleştiriyor dönemin. Tilaveti mensuh olan ayetler Kur'an metnine alınmamıştır. Vahiy gayrimetlu diyoruz buna arkadaşlar. Nüsha içinde yer alan ayetler tevatür yolunda alınır, icma vardır ve son olarak bu önemli, bu derlenen kitaba ya da Mushaf ismi veriliyor arkadaşlar. Kimin teklifiyle? Abdullah İbni Mesud'un teklifiyle. Bu önemli bir ayrıntı soru olarak gelebilir. Çıkmış bir soruya baktığımız zaman neyle alakalı? Zeyd bin Sabit'e bu cem görevinin verilmesinin temel sebebi soruluyor aslında. Aşağıdakilerden hangisi sebebi değildir diyor. Akıllı ve zeki olması, hafız olması, kıraatte hazır bulunması ve vahiy katibi yapmış olması neydi? Sebepleriydi ama ilk Müslümanlardan olması diye bir sebep yoktu arkadaşlar. Kur'an'ın çoğaltılmasına istinsaha geldiğimiz zaman bu kimin döneminde yapılıyor arkadaşlar? Hazreti Osman döneminde yapılıyor. Ve Kur'an'ın çoğaltılmasının birden fazla yapılmasının temel sebebi nedir? İki sebebi var aslında. Kıraatle ve kitabetle ilgili ihtilaflardır. Yani ihtilaflardır temel sebebi.
Birincisi kıraatle ilgili ihtilaflar. İlk olarak farklı farklı kıraatlerle Kur'an-ı Kerim okumayan öğrenciler arasında bir tartışma olması ve Hazreti Osman'ın buna şahit olarak demesi ki ya siz benim yanımda bile bu kadar tartışıyorsanız benden sonra artık savaşırsınız tarzında bir şey söylüyor. Bundan dolayı çoğaltılması gerektiği kanaatine varıyor. Ermenistan ve Azerbaycan'ın fethinde Suriyeli ve Iraklı askerlerin kıraat tartışmaları sebep oluyor ve orada bir asker çıkıp diyor ki ey müminlerin emiri kalk şu ümmet Yahudi ve Hristiyanlar gibi ihtilafa düşmeden önce bu işin çaresine bak diyor. Kitabetle ilgili ihtilaflar bildiğiniz gibi Ubey bin Kâb ve Abdullah bin Mesud'un kendine özgü neleri var? Kur'an-ı Kerimleri var, musafları var. Buradan dolayı da problemler çıkıyor. Hazreti Osman bunu da onaylamadığı için ne yapıyor? Kur'an'ın çoğaltılmasını istiyor. Yine göreve kim getiriliyor? Zeyd bin Sabit, işte Abdullah bin Zübeyr ya da Said bin Elas gibi kişiler getiriliyor. Daha önceki Musaf temel alınıyor. Son arzdaki okuma yine taze geçiriliyor. Bunlar çok önemli değil. En önemli sebep nedir burada? Kureyş lehçesi esas alınıyor arkadaşlar. Tefsir ve açıklanması mümkün olan notlar bu Musaf'a yazılmamıştır. Burada yani nedir? Bu müdreç kıraat diyeceğiz daha sonra. Bu eklemeler ne yapılmıyor? Bu Kur'an-ı Kerim'e alınmıyor. Hatta bu musaflar ne yapılacak daha sonra? Yakılacak. Bu da bir tartışma sebebi olacak İslam tarihinde. Sure tertibi bugünkü halini alıyor ve 7 adet çoğaltılıyor. Küfe, Medine, Mekke, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn'e gönderiliyor arkadaşlar. Ve bu musafada yani çoğaltılan musafada Medine musafına ne diyoruz arkadaşlar? İmamül Musaf. Diğeriyle lütfen 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 karıştırmayın. Muhakkak soru olarak gelebilir. Cevabı gördünüz aslında burada. Bu çok önemli değil. Az önce anlatmıştık. Burada ne anlatıyor? 4 halife döneminde gerçekleştirilen Azerbaycan ve İrmiye fetihleri sırasında Iraklı ve Şamlı asker arasında Kur'an okunuşu konusunda tartışmalar çıktı. Olayların büyümesi ve ordu içerisindeki bir ayrışmaya neden olması ihtimali üzerine Huzeyfe bin Yaman durumu dönemin halifesine bildirdi ve ondan gerekli önlemi almasını istedi. Cevap ne demiştik? Musaf haline getirilmesi. Bu ne olur? Eğer böyle söylersek arkadaşlar yanlış bir cevap olur. Burada aslında size ters psikoloji yapmaya çalışıyorum. Sorudan hareketle de giderseniz burada ne diyor? Dönemin halifesi ve 4 halife dönemi diyor. Yani Hazreti Osman dese aslında siz burada ne yapacaksınız? Kur'an'ın çoğaltılmasını ve bazı merkezlere yollanmasını çıkartacaksınız. Ama bunu size söylemiyor. Ve A şıkkına ne yapıyor? Bunu koyuyor. Burada cevabımız ne olacak? Çoğaltılması olacak. Arkadaşlar, Kur'an'a hareke ve nokta konulmasına geldiğimiz zaman bu Emevi Abbasi döneminde oluyor. Emevilerin Basra valisi Ziyad bin Sümeyye, Ebu Esved et-Düveli'ye görev veriyor ve Kur'an'ın noktalamasını istiyor, harekelemesini istiyor. Ve mesela vav harfini alalım. İşte fet harfin için harfin üstüne, kesre için altına, ötre için de önüne bir hareke koymasını istiyor. Yani şöyle gördüğünüz zaman bu ve ya da böyle gördüğünüz zaman bu şeklinde okumanızı düşünüyorlar. Tabi bunlar çözüme kavuşturmuyor. Kur'an'ın noktalanması da gerekiyor. Bu sefer Irak valisi Haccac bin Yusuf ne yapıyor arkadaşlar? Yahya bin Yamer ya da Nas bin Asım'a bu görevi veriyor ve Kur'an'ın noktalama işaretlerini, harfleri birbirinden ayıran noktaları koyduruyor. Halil bin Ahmet ise günümüzdeki hareke ve noktalama işlemini yapan kişi. Bu da nedir? Feta, Kesra ve Ötre ya da Cezm gibi arkadaşlar. Kur'an'ın unsurlarına geldiğimiz zaman ayet ve sure olarak ikiye ayıracağız. Ayet nedir? Kur'an'ın herhangi bir suresinin birkaç kelime ya da birden uzun cümleden meydana gelen başından sona ermiş bölümlere ne diyoruz? Ayet diyoruz. Bu tarz şeyleri aslında çok biliriz ama tanımlamasını yapmak da kolay değildir. Bu başlıkta bilmeniz gereken noktalar, ihtilaflı olan yerler, ittifak olan yerler bunlar öncül olarak gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden ihtilaf mı var, ittifak mı var? Bunlar sizin için nedir? Önemlidir diyelim. En uzun ayetimiz Bakara 282. ayet ve en son inen ayetimiz Bakara 281. ayet arkadaşlar. Nem suresi 30. ayette geçen Besmele'nin ayet olduğu konusunda ihtilaf yoktur arkadaşlar. Yani burada ihtilaf yoktur.
Nem suresinde geçen besmele ayettir diyorlar. Bu konuda bir ihtilaf yok ama diğer surelerde besmelenin bir ayet olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var arkadaşlar. Bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Detayını çok ama bilmenize gerek yok. Kur'an'da toplam 14 tane secde ayeti bulunmakta ve bunları okuduktan sonra yerine getirmek Hanefi mezhebine göre vacip arkadaşlar. Nasıl yapılacağına dair açıklamalar da var ama bunu tefsirde ele almayı doğru bulmuyorum. Fıkıh dersinde zaten ele alacağız inşallah. Secde ayetleri toplam 14 tane demiştik. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Artık sırasıyla mı ezberlersiniz yoksa bir garip bir kodlama var. İşte Arafat'ta işte şakaklarını abdest aldı gibi. Bu şekilde bir kodlama da var. Onu da ulaşıp ne yapabilirsiniz? Burayı ezberleyebilirsiniz. Ama özünde ne yapmak lazım? Ezberlemek lazım. İkinci unsura geldiğimiz zaman sure. Bu da ayetlerden meydana gelen başı ve sonu bulunan müstakil Kur'an parçası olarak diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 sure bulunmakta. Bunların 87'si Mekki, 27'si Medeni arkadaşlar. En kısa suremiz Kevser suresi, en uzun suremiz ise Bakara suresi arkadaşlar. Tam bir sure olarak ilk önce Fatiha, yani parça parça değil de tekte inen demek bu aslında. En son ise Nasr suresi inmiştir. Şu ikisi önemli bizim için. Kur'an'ın surelere ayrılması, yani Bakara suresi, efendim Ali İmran suresi, Araf suresi gibi ayrılması arkadaşlar tevfikidir. Yani bu peygamber ve Allah-u Teala'nın içtihadıyla olmuştur. Bunda ihtilaf yoktur. Ama surelere verilen isimlerin tevfiki olup olmadığı konusunda ne vardır arkadaşlar? İhtilaf vardır. Yani tevfiki diyen var, tevfiki değil diyen var. Ama çoğunluk nedir? İçinde geçen ya da anlatılan bir kelimeden ya da bir kavramdan hareketle ne yapılmıştır? Bu isimler verilmiştir surelere. Musaflardaki sureler iniş sıralarına göre tertip edilmemiştir. Bundan dolayı surelerin sıralaması konusunda 3 farklı görüş vardır. Yani iniş sırasına göre tertip edilmiyor. Başta söylemiştik mesela Müzzemmil 73. sıradadır şu an. Ama Müddessir 74. sıradadır. Ama ne dedik? Fetretül Vahide Müddessir idi. Yani bu tertip konusunda da çok fazla takılmayın. Tevfiki diyenler var, sahabe içtihadı diyenler var. Hem tevfiki hem sahabe içtihadı diyenler var arkadaşlar. Sureler uzunlukları, kısalıkları da görüne göre de yine tasnif edilmiştir. Burada bilmeniz gereken bence Es-Sebut Tüvel en uzun 7 sure dedikleri. Belki bunu sorabilirler. Yani diğerlerini çok soracağını zannetmiyorum. Bunlar ne arkadaşlar? Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf ve Tevbe suresi ya da Yunus suresi şeklinde ne yapabiliyorlar? Değiştirebiliyorlar. El-Miyun 100'den ya da 100'den fazla ayet sayısı olan sureler. Mesani tam tersi 100'den aşağı olan sureler. Mufassal ise sık sık ayrılan sureler anlamına geliyor arkadaşlar. Mekki surelerin özelliklerine geldiğimiz zaman içinde kella lafzı bulunan ve secde ayeti bulunan sureler Mekki suredir. Geçmiş peygamberlerin kıssalarından bahsederler. Bakara suresi hariç diyoruz buna. Ve istisnalar olmakla birlikte çoğunlukla ya eyyühennas, ey insanlar şeklinde başlayan sureler Mekki'dir. Çoğunlukla şirki ve putperestliği eleştirirler. Ve bu ayet ve sureler nedir? Kısa, hareketli ve vurguludur. Medeni surelerin özelliklerine geldiğimiz zaman içinde münafıklardan bahsederler. Cihat hükümlerini barındırırlar. Hudut ve miras paylarından bahsederler. Yani İslam hukukunu kastediyoruz burada. Ey insanlar değil de ey iman edenler, yani ya eyyühellezine amenu şeklinde başlayan surelerdir. Ve ehli kitabın batıl inanışları ve yanlış davranışların bahsedildiği anlatımı surelerden yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Medeni sureler diyeceğiz. Kur'an'ın okunmasına geldiğimiz zaman burada 7 harf ve kıraat şeklinde ikiye ayıracağız bu başlığımızda. Bu başlık önemli. Özellikle son yıllarda çok önemli. Bu kıraat çeşitlerinden ya da kıraat imamlarından bolca soru soruyorlar arkadaşlar. Buraya hususi olarak dikkat etmenizi öneriyorum. 7 harf meselesi Ahraful Seba. Bu 7 harf var arkadaşlar. 7 harften kastının ne olduğuna dair farklı görüşler var. Biri maksat 7 vecihtir, yani okuyuştur. Ya da 7 harften maksat aynı manaya gelen çeşitli lafızlardır. Ya da Arap kabilelerinin 7'sini kullandığı lehçe ve lugat demektir.
Bunu tartışıyorlar tesis tarihinde ama sınav açısından çok karşınıza çıkacağını düşünmüyorum ama söylemiş olalım diye de içeriye aldım. Buraya bir koca bir yıldız atıyorsunuz. Buradan karşınıza çok çok soru çıktı ve çıkacak diyorum. Kıraat dediğimiz şey nedir? Kur'an'ın kelimelerin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerini isnat ederek bilmektir. Sahih kıraatin şartları var. Öncüllü olarak gelebilir. Kıraat sahih ve muttasıl bir senetle peygambere ulaşmalı. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uymalı ve Arap dilinin kaidelerine uymalı. Bu üçü de taşıyorsa arkadaşlar ne diyeceğiz? Bu mütevatir, sahih bir kıraattir diyeceğiz. Çeşitlerine geldiğimiz zaman mütevatir kıraat nedir? Bu üç özelliği de, üç şartı da taşıyan kıraate biz ne diyeceğiz? Mütevatir kıraat taşıyacağız. Bunu böyle yazdım. A, B, C diye kısaca anlayayım diye. Meşhur kıraate geldiğimiz zaman bu nedir? Yalnızca B ve C'yi taşıyan yani Osman dönemindeki hatta uyuyor, Arap dili kaidelerinde uyuyor ama senetli olarak tevatür derecesine ne yapamamış? Ulaşamamış. Ama yine de ne yapıyoruz biz bu ikisini? Arkadaşlar sahih kabul ediyoruz. Yani mütevatir ve meşhur kıraatler nedir? Sahih kıraatlerdir. Bunun dışında kalanlar şaz kıraat olarak kabul edilecekler. Yani zayıf kıraat. Ahad kıraat senedi sahih ancak diğer iki şarttan biri eksik kıraattir. Yani ya B ya C yok. O yüzden zayıf kabul ediliyor. Şaz kıraat senedi sahih olmayan kıraattir. Mevzu zaten üçü de uydurma bir kıraat. Yani böyle bir okuma tarzı yok. Müdrik kıraat ise Kur'an-ı Kerim'in aslının olmadığı halde bazı sahabilerin açıklama maksadıyla ellerindeki Musaf metni arasına ilave ettikleri kelimelere deniyor. Übey bin Kâb'ın diyelim örnek verebiliriz bu müdreç kıraate. Bu sınav sorusu olarak geldi. Bu müdreç hadisi de hatırlarsınız hadis tarihi usulü dersimizden. Aynısını buraya getirdiğiniz zaman ne oluyor? Müdreç kıraat oluyor. Ve bu dördü de nedir? Zayıftır. Yani şaz kıraattir. Bunlara göre ne yapamayız? Okuyamayız arkadaşlar. Toplamda 10 kıraat halimiz var ama biz bu üçünü bilsek bizim için sınav açısından yeterli. Asım kıraati günümüzde Müslümanların çoğunluğunun kullandığı kıraat ve Asım kıraatinin hafs rivayetine göre okuyorlar arkadaşlar. Nafi kıraatine geldiğimiz zaman Mısır hariç bütün Kuzey Afrika'da yaşayan Müslümanlar ne yapıyor? Nafi kıraatinin verş rivayetine göre okuyor. Mısırlılar ne yapıyor arkadaşlar? Bizim hafs rivayetini okuyorlar. Ebu Amr nedir? Sadece Ebu Amr'ın kıraati. Sadece Sudan'ın bir kısmında okunan kıraat ile Ebu Amr'ın kıraati diyoruz. Buradan da yine çıkmış sorularımız var. Onları da çözelim. Yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani konulardan sonra soruları size göstereyim mi yoksa sadece konu anlatımı yapıp geçeyim mi? Bu şekilde de belirtebilirseniz ona göre yine bundan sonraki derslerimizi ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi Hz. Muhammed'in Kur'an'ın farklı lehçelerde okunmasına müsaade etmesi değişik bölgelerde farklı kıraat biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ne diyoruz? Kuzey Afrika bölgesinde varlığını sürdüren kıraattir diyor. Buna biz ne demiştik? Nafi demiştik arkadaşlar. Ne yaptılar? Bunu sordular. Asım'ı da sorabilirler. Sahabelerden İbni Mesud, Übey bin Kâb gibi isimler bazı ayetleri açıklamak ve tefsir etmek maksadıyla kendi musaflarına çeşitli kelimeler eklemişlerdir. Bunu gördüğünüz zaman soruyu yapmış olmanız lazım. Bu neydi arkadaşlar? Müdreç kıraatti. Vakıf ve iptidaya geldiğimiz zaman vakıf nedir? Kıraat esnasında nefes alacak bir şekilde sesin kesilmesi, beklenmesi yani. İptidada okumaya ya durduktan sonra ya da ilk baştan başlanmasıdır arkadaşlar. Dört türlü vakfımız var. Bunlarla alakalı ne yapılması gerektiğini bilmeniz lazım. Yani durduk geçelim mi, önceden mi alalım ya da kaldığımız yerden mi alalım mı bilseniz soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Vakfı tam kendisinden sonrası ile lafzan ve manen ilgisi olmayan bir kelime üzerinde yapılan vakıftır. Yani hem manen hem lafzan ayet bitmiş. Ondan dolayı burada ne yapmamız lazım? Vakfı yapmak zorundayız. Bunlar genelde nerede olur arkadaşlar? Ayet sonlarında olur. Ve bu vakıflarda ne yapılmaz arkadaşlar? Geriden alınmaz. Ulaike humul muflihun dediğin zaman bir sonraki bakara 6'dan devam edeceksin. Geriden ne yapamıyorsun?
alamıyorsun arkadaşlar. Vakf-ı kafiye geldiğimiz zaman lafzen tamam olan fakat öncesiyle manen bir alakası bulunan kelime üzerinde yapılan vakıf diyoruz. Mesela la minu, bu durduk bu şekilde Bakara 6. ayet-i kerimede. Ne yapmamız lazım? Sonrasından devam etmemiz lazım. Her ne kadar manen ilişkisi devam etse de lafzen bittiği için ne yapmıyoruz arkadaşlar? Kaldığımız yerden sonrasından devam ediyoruz. Vakfı tam ve vakfı kafide. Vakf hasene geldiğimiz zaman kendisinde kelam tamam olacak fakat kendisinden öncesiyle lafzen ve manen intibatı olan kelime üzerinde yapılan vakıf diyoruz. Fatiha suresinde bunun örneği var. Sıradellezine en'amte aleyhim diyoruz. Ama gayril mağdubi aleyhim nedir? Kendisinden öncesiyle alakalıdır. Ondan dolayı burada vakfetmemiz caizdir. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Bir önceki kelimeden alacağız. Yani durduk aleyhimde misal. Gayri mağbuda ne yapamayız? Duramayız. Ellezine'den baştan almak zorundayız. Yani vakfı hasende ne yapılır? Bir önceki kelimeden ya da daha öncesinden başlanılır arkadaşlar. Vakfı kabih ise kelam tamam olmayan, bir mana çıkmayan ve mabadi ile lafzen ve manası alakası bulunan mahal kelimelerde yapılan vakıftır. Bu arkadaşlar bu tür bir vakıf ne yapılmaz? Caiz kabul edilmez. Mesela İyyâke nâbudu diyoruz. Birbiriyle bağlantılı aslında bu. İyyâke'de durduk. Böyle bir vakıf mümkün değil. Yani caiz gözükmüyor arkadaşlar. Ya da elhamdü. Elhamdülillahi demen lazım aslında. Ne yapıyorsun? Birden kelimeyi kesiyorsun. Durdun. Bazen nefesin kesildi. Hani çok zor durumda kaldın. Durdun. O zaman zaruri halde ne yaptın? Bunu kullandın. O zaman da önceki kelimeden başlamak ya da daha öncesinden başlamak zorundasın. Ama bilerek, isteyerek burada durmak ne yapılmıyor? Caiz kabul edilmiyor. Çıkmış sorumuza bakalım ve bu Kur'an okuma ve tecvid dersinde Mehmet öğretmen vakıf kurallarını anlattıktan sonra öğrencilerin konuyu kavramadıklarını görmek istemiştir. Bu maksatta Kur'an tilaveti esnasında bir kelimede vakıf yapmış ve sonrasında kaldığı yerden tilavetine devam etmiştir. Bunu biz neyde görmüştük arkadaşlar? Vakfı tam ya da vakfı lazımda görmüştük. Ne tecvid dersinde de bunları ayrıntılı olarak göreceğiz diyelim. Kur'an okuyuş şekillerine geldiğimiz zaman 4 tür Kur'an okuyuş şeklimiz var ve bunlar yavaş okuma, hızlı okuma veya tecvid kurallarını uygulama açısından birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. En yavaşı tahkik. Bu ne demek? Her bir harfin hakkını tam vererek okuma tarzıdır ve metler, işte metni tabi muttasıl mufalı metni lazım. En üst seviyede kullanılır tahkik türünde arkadaşlar. Tertil, tahkikken bir yavaş aslında buraya koyabiliriz onu da. Tertilin amacı arkadaşlar tefekkür etmek için, ayeti okuyup anlamlandırmak, bunlardan ders çıkarmak içindir. Tahkik gibi yine yavaş yavaş okunur ama tahkik kadar yavaş okunmaz. Yani tahkikin bir kısım altı diyebiliriz tertile de. Hadid, Kur'an'ı tecvid kaydından olarak en hızlı şekilde okumak, yani kabul edilen en hızlı şekilde. Bu da tahkikin tam tersi. Bakınız en az seviyede kullanılıyor. Tedbir ise tahkik ya yani hadir arasında orta derecede, orta yol bularak okuma tarzı oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman sıralama şöyle gider hep. 4-3-2, 4-2-1 ya da 4-4-4 gibi. Bu hükümleri de işte vacip, vacip, caiz ve vacip şekilde en azından şu munfasılın caiz olduğunu bilseniz yeterli. Soru bankalarına karşısına çıkabilir. Hezreme ise bu dördünün içine kabul edemeyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'de tecvid kaidelerinin göz ardı edilerek harfler birbirine katılarak çok süratli okunuyorsa buna da hezreme tarzı diyoruz arkadaşlar. Çıkmış sorumuza bakalım. Ahmet, teravih namazında Kur'an'ı çok hızlı okuyan imamı takip etmekte zorlanmış. İlk defa böyle bir okumayla karşılaştığı için namaz dışında çıkışında bu okuyuşu imama sormuştur. İmam, Ahmet'e Kur'an'ın sahih olmayan okuyuş tarzlarının bulunduğunu, kendi kıraatinin de harflerin ve mahret sıfatlarına, metnin en az miktarlarına uyarak bakın tecvid kaidelerine de rivayet ediyor. Buna ne demiştik? Hadir demiştik. Hezreme de ne yapıyorduk arkadaşlar? Hiçbir şeye dikkat etmiyoruz ve harfleri birbirine katarak okuyorduk. Tefsir 1. dersinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizden Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlaması ilgili kavramlardan devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.